İnsanların kapalı düşünceli olması ve insanları yargılamaya çok ihtiyaç duyuyormuşçasına davranmaları. Başka bir şey değil. Gurbetçiler özellikle, biz gurbetçiyiz. Burada geldiğimizde aşırı derece ödeme yapıyoruz ve bu bizi zorluyor. Bence biraz insanların birbiriyle iletişimi olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kandırması çok rahat bir şekilde devam ediyorlar ve insanların emeğini hiçe saymak çok kolay geliyor Kayseri'de. 65 yaş üstü. Bu adamlar ülkeye batırdılar. Başka hiçbir şey değil yani. Gençlere öncülük yok, bir şey yok. Böyle bir şey olamaz yani. Kayseri'nin en öncelikli sorunu nedir? Onu da bilmiyorum. Hastaneler bence. Hastaneler çok geri. Düşünce yapısı olaraksa biraz hoşgörüden uzak kalıyor Kayseri. Fiziksel olarak da soğuğu çok fazla soğuk. Onun haricinde yeşilden biraz uzak kalmış. Her tarafta bina çok fazla var. O da biraz sıkıntı. Ben pek çok burada yaşamadığım için bilmiyorum ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehir. Çok harika bir şehir, ya bakımlı bir şehir, caddeleri çok güzel. Ben böyle görüyorum. Hep gelip giderim her sene. Oğlum burada ama benim gördüğüm kadarıyla, ben çok burada yaşamadığım için diye soruları pek göremiyorum, bilmiyorum. Ama şu an gördüğüm kadarıyla harika bir şehir. Çevre kirliliği, yani dikkatsizlik, çevreler yine çok kirli oluyor, dikkat etmiyorlar. Ulaşım şu anda. Biz yukarı mahalle, yukarı Talas'ta gidip geliyoruz, çalışıyorum. Yok otobüsümüz. Cemil Baba mezarlığında bırakıyor. Aşağı kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Ulaşım diye görüyorum ben. Bisiklet sporcusuyuz. Yani sporcuyuz, bisikletle uğraşıyoruz. En önemli sorunu bence bisiklet yollarının eksikliği. Aynı zamanda trafik yollarının dar olması. Ondan sonra insanların bilinçsiz olması. Tabii bu insanların bilinçsiz olması nasıl sebebi? Trafiğin kötü olması. Yani trafik yollarının, ışıklarının kötü konumlandırılması. Diyeceklerim öyle. Yani çoğu yerde bisiklet yolu yok. Her zaman bizi sıkıştırıyorlar arabalar. Yani kaza yapmamıza sebep oluyorlar. Bunu bu yüzden belediyeden bir adımlar bekliyoruz şahsen. Otobüsler hep dolu gelip gidiyor. Şehir hastaneleri sanırım hasta çok olduğundan dolayı şehir hastaneleri bu yükü kaldıramıyor. Ulaşım çok zor. İki otobüs değiştiriyor. Talas'ta oturacak bir insan oraya gidince iki otobüs değiştirmek zorunda kalıyor. O da bir sıkıntı oluyor vatandaşa. Şu ana caddede Talas ve Kayseri arasında bu bütün kavşaklarda trafik sabahları kilitleniyor. Şu tren yolunu yaptılar. Hava civa. Niye bu yaptılar da? Burada yarım saat biz hastaneye giderken sabahları trafikten çıkamıyoruz. Işık bekliyoruz. Ya üst geçit yapsınlar Talas'ın çıkışına, Kartal'a, bazı öncelikli yerlere. Bekliyoruz yani. Ya Talas'ın nüfusu 150 bin. 150 bin nüfusu içeri birkaç tane çıkış olmasına rağmen biz yarım saat ışıkta bekliyoruz. Bunu yapsınlar. En büyük sorun şu anda Talas'ta ulaşım. Bir otopark sorunu var galiba. Bir yere gittiğin zaman şehirde falan araç park etme şeyi, uzağa mesela park ediyorsun. Şehrin içine yürüyerek geçiyorsun. Bir sıkıntısı yok Kayseri'nin. Şu anda her şey bence yerinde, yerli yerince. Sanayisiyle, milletiyle, yaşamıyla. Bir sıkıntı görmüyorum yani işin gerçeği. Yani bir sorun yok. Trafik akşamlar genelde yoğun oluyor. Akşamlar trafik yoğun oluyor. O yüzden bir sorun var. Bir de herhalde yeraltı suları, kaynakları falan sıkıntılı ya. Yani bazı günlerde çok fazla koku geliyor. Ulaşım sorunu, ben Talas'ta oturuyorum. Dolayısıyla kendimle ilgili bir sorunu gündeme getireyim. Bu 6. etaba giden otobüs Talas'ın tamamını dolaşıyor. Çok ciddi bir sorun. Hemen rakamlarla ifade edeyim. Kayseri'den buraya 10 dakikada geliyoruz. Talas'ın içini yarım saatte dolaşıp Mevlana Mahallesi'ne çıkıyoruz. Böyle bir mantık olamaz. Başta kültürel olarak biraz yoksun kalıyoruz. Yani sonuç olarak bir İzmir, Antalya gibi daha global düşünemeyen bir şehir. Onun için de gençler bu yönden pasif kalıyorlar. Mesela üniversitelerimiz var ama buna rağmen çok pasif ve geride kalıyoruz. Bence en büyük sorunumuz biraz farklı düşünemememiz. Ben Kayseri'ye esnaf olarak geldim. 2 yıldır buradayım. İnsanları kandırması çok rahat bir şekilde devam ediyorlar ve insanların emeğini hiçe saymak çok kolay geliyor Kayseri'de. Ben bu konuda çok şikayetçiyim. Geri olarak da genel olarak çevreden, trafikten de gayet memnunum bu arada. Bence biraz insanların birbiriyle iletişimi olması lazım.
Ben öyle düşünüyorum. İnsanların kapalı düşünceli olması ve insanları yargılamaya çok ihtiyaç duyuyormuş kesesine davranmaları. Başka bir şey değil. Bence kiralar, yüksek dozda kiralar, eşyalı konutların aşırı miktarda pahalı olması insanları zorluyor. Gurbetçiler özellikle, biz gurbetçiyiz. Burada geldiğimizde aşırı derece ödeme yapıyoruz ve bu bizi zorluyor. Ulaşımda çok üst üste biniliyor. Hani insanlar sosyal mesafeyi hiçbir zaman tınlamıyorlar. Gördüğünüz gibi etrafımızdaki mağazalarda da aynı. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz diyebiliriz yani. 65 yaş üstü. Bu adamlar ülkeye batırdılar. Başka hiçbir şey değil yani. Gençlere öncülük yok, bir şey yok. Böyle bir şey olamaz yani.